Bir haftayı bitirdik. Yeni bir haftaya başlıyoruz. Perşembe günü öyle ya da böyle çok ciddi bir ters köşeye hazır olun. Nedenlerini bu videoda sizlerle ayrıntılı bir şekilde paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlarım. Biliyorsunuz geçtiğimiz hafta dolar ve altında çok ciddi bir geri çekilme gözlendi. Altın tabii ki uluslararası piyasalarda onsun değer kaybetmesi nedeniyle özellikle değer kaybederken bir yandan da doların düşmesiyle birlikte gram altında da 460 lira seviyelerini gördük. Peki bu düşüş devam edecek mi? Önümüzdeki haftada da altının, onsunun ve doların düşme ihtimali nedir? Daha ötesi bu perşembe günü para politikası kurulu toplandığında gerçekten piyasanın beklediği gibi 400 bazın üzerinde bir faiz arttırımı gerçekleştirecek mi? Böyle bir faiz arttırımı ne anlama geliyor? Neden ters köşe anlamına geliyor? Onu anlatmaya çalışacağım sizlere. Merkez Bankası faiz arttırmazsa tablo ne olur? Onu da uzun uzun yine konuşacağız. Herkes Merkez Bankası'na gel gel yapıyor şu sıralar. Herkes ama. Bakın kimler var bunların arasında? Societe General var. Goldman Sachs var. Deutsche Bank yoktu. O da kervana eklendi. Öbür taraftan da gaz veriyor. Türkiye yakın zamanda yükselen yıldız olabilir diyor. Valla yıldızımız mı yükselecek, faizimiz mi arka arkaya yükselecek o apayrı bir tartışma konusu. Ama Deutsche Bank Türkiye üzerinden kendi yıldızını yükseltmeye çalışıyor gördüğüm kadarıyla. 3-5 puanlık bir faiz arttırımı sayesinde en azından yıllık kârlı kapatmaya çalışıyor. Peki faiz arttırımı olursa Deutsche Bank'ın, Societe General'ın, Goldman'ın beklediği gibi Türkiye'nin kasası bir anda dolacak mı? Yani Merkez Bankası'nın kasası dolup taşacak, yabancılar akın akın Türkiye'ye gelecek, bizim dolar rezervlerimiz eski günlerine geri dönecek, -30 milyar dolarlardan +100 milyar dolarlara bir anda çıkacağız. Türkiye'nin ekonomisi kurtulacak mı gerçekten acaba? Yoksa büyük bir faiz sarmalına sürüklenirken aynı zamanda ekonomik sistemimiz tamamen darmadağın hale mi gelecek? Onun için ters köşe diyorum bakın sizlere. Öyle büyük bir tuzak var ki arkadaşlar, bu tuzağı görmezler ise ve Merkez Bankası bu yabancı bankaların beklentilerini gerçekleştirir, faiz sarmalına teslim olursa başımıza ne işler gelecek söyleyeyim sizlere. Öncelikle dolar, euro, sterlin bir miktar daha çok hafif gevşeyebilir ama sonrasında yükseliş eğilimini devam ettirecek. Çünkü zaten dünya ticareti daralmışken bir de bizim rekabet gücümüz düşecek. İhracatımızı arttıramayacağız. Göreceli düşük kur nedeniyle ithalatımız artacak arkadaşlar. Hangi konularda artacak? Sadece enerji ithalatımız mı artacak? Sadece zorunlu mal ithalatımız mı artacak? Hayır, tüketim ithalatımız da artacak. Yani Türkiye tekrar ithalat sarmalının içerisine sürüklenecek. Amerika'sından Almanya'sına, Almanya'sından Fransa'sına kadar herkesin pazarı olmaya devam edeceğiz. Ama biz onların pazarına giremeyeceğiz kurumuz rekabetçi olmadığı için. Asıl mesele Merkez Bankası'nın rezervlerini doldurmak ya. Öyle bir umuda da kapılmayın arkadaşlar. Türkiye'nin cari açık meselesi gündemde olduğu sürece yabancı paranın girişi de çok sınırlı olacak. Bir miktar dolar girecek ama öyle beklendiği gibi 50 milyar 100 milyar dolar falan girmeyecek Türkiye'ye. Kur üzerindeki kırılganlık devam edecek. Öbür taraftan şunu da söyleyeyim. Bu bankalar 400 bas puanlık ya da 575 bas puanlık hiç fark etmez. Faiz arttırımlarını sadece bu aylık öngörüyorlar. Yani önümüzdeki aylarda da faiz arttırımlarının devam etmesi için baskı yapmaya devam edecekler. Böyle hemen koşa koşa dolarlarını getirmek yerine Türkiye'deki kuru biraz daha yukarıya doğru zorlayacaklar ki Merkez Bankası bir kez daha faiz arttırmak zorunda kalsın. Bu işin ucu %20'lerin üzerine kadar gider arkadaşlar. Eğer ki Merkez Bankası bir faiz arttırımına giderse yabancıları çekme umuduyla vatandaş dövizden çıkacak mı? Evet, bir kısmı çıkacak ama çok küçük bir kısmı dolardan, dövizden, altından çıkacak. Çünkü Türkiye'nin ekonomisinin büyük bir kırılganlık içerisinde olduğunu ve faiz sarmalına girdiğini onlar da gayet net bir şekilde görüyorlar. 224 milyar dolar olan altın ve döviz rezervleri mevduattaki daha da yükselecek. Merkez Bankası rezervlerinin daha da dibe batmasını beraberinde getirecek. Bankaların dövize sıkışıklığını arttıracak. Dolayısıyla bankalar bir süre sonra Merkez Bankası ile yaptıkları swap anlaşmasının karşılığı olan dövizi talep etmeye başlayacaklar. Onların da ödemeleri var. Özellikle yurt dışına yapmaları gereken. Faizi arttırdığınız zaman belki 3-5 bankayı memnun edebilirsiniz. Belki 3-5 hedge fonun bir miktar parasını Türkiye'ye çekebilirsiniz. Ama Türkiye'deki vatandaşın dövize yönelmesinin daha da
da artmasına sebep olursunuz. Bu faiz arttırımı sadece bu ayki ihtiyacı karşılayacağı, önümüzdeki aylardaki ihtiyaçları karşılamayacağı için faiz üzerindeki baskı yabancılar üzerinden daha da arttırılacağı için her ay yeni faiz beklentileri yaratmış olacak. Döviz rezervlerinizi dolduramıyorsunuz, yüksek faiz ortamına giriyorsunuz, vatandaşın elindeki paranın çözülmesine ve ekonomiye girmesine engel oluyorsunuz, yüksek faiz nedeniyle bankalarda kredi vermekten kaçınıyor. Tabii ki reel sektöründen tüketicisine kadar kredi alma konusunda da daha çekimser davranıyor. Bu piyasanın daralmasını beraberinde getiriyor. Büyük bir resesyonist ortam ve sonrasında çok ciddi bir ekonomik krize doğru sürüklenmesinden bahsediyoruz Türkiye ekonomisinin. Ağustos 2018'le aynı koşullar yok arkadaşlar. Ağustos 2018'de Merkez Bankanızdaki rezervler bu kadar boşalmamıştı. Hala rezervleriniz vardı. Türkiye'nin dış borçları bu kadar ödenemez hale gelmemişti. Ve yabancılar Türkiye'nin ekonomik kırılganlıklarının bu kadar büyük olmadığını biliyorlardı. Ama şu anda ekonomik kırılganlıklar, makroekonomik sıkıntılar iyiden iyiye büyümüş durumda. Bizim tahlil ettiğimiz 46 milyar dolarlık cari açığı bu Goldman Sachs'lar, Deutsche Bank'lar falan görmüyor mu sanıyorsunuz? Şimdi Deutsche Bank çıkmış gaz veriyor. Türkiye yükselen yıldız olacak. Neyle yükselen yıldız olacak? İşsizlik %13.2. Geniş yetinmiş işsizlik %28.5 civarında. Reel sektörde arka arkaya batıklar geliyor. Türkiye'nin yarısından çoğu icralık hale gelmiş. Piyasada dönmeyen çek senet yok. Uluslararası piyasalarda borç bulamıyoruz. Faiz lobisi mi arıyorsunuz? Buyurun size faiz lobisi. Bu faiz lobisinin gelgeline gelinirse Merkez Bankası bu ay minimum 400 bas puanlık bir faiz arttırımı yaparsa bu işin sonunu ve önünü alamaz ve arka arkaya her ay yeni faiz arttırımları yapmak konusunda zorlanır. Faiz arttırımı yapmadığı her ayda yeni kur şoklarıyla karşı karşıya kalır. Faiz arttırmazsa ne olur? Bunun bedelini bir kur şokuyla öder ama karşılığında hem ihracat anlamında rekabetçi bir ortam yaratır kendisine, hem ithalatın önünü kesmeyi başarır ve aynı zamanda vatandaşın elindeki doların, dövizin, euronun, sterlinin, altının her neyse bozularak piyasaya, ekonomiye girmesini sağlar. Piyasada bir hareketlilik yaşanmasını sağlar. Her koşulda Merkez Bankası ters köşe yapacak arkadaşlar. Faiz arttırırsa Türkiye ekonomisine ters köşe yapacak. Faiz arttırmaz ise de faiz beklentisi olanlara ters köşe yapacak. Herkes şu anda çok kesin bir gözle faiz arttırımı olacağını düşünüyor. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Perşembe günü yapılacak para politikası kurulu aslında son noktayı koymuş olacak. Benim aldığım sinyal şu arkadaşlar. Merkez Bankası'nın rezervleri bu kadar çok önemseniyorsa bu faiz arttırımı olmaz diyorum. Merkez Bankası'nın rezervleri dışında eğer ki siyaseten bir takım kurumlara teslim olunduysa o zaman ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Yıllardır eleştirilen faiz lobisine demek ki bizimkiler teslim olmaya karar verdiler ve Türkiye ekonomisinde büyük bir çıkmaza doğru sürüklemeye karar verdiler anlamına gelir. Bu arada tabii altın da biraz konuşmamız gerekiyor. Altın onsu düşüyor ama bundan sonraki süreçte ne olacak? Yükselecek mi? Evet, yükselecek arkadaşlar. Bunun uçarı kaçarı yok. Bakmayın siz bir hafta mutluluk rüzgarları estirildiğine. Korona 54 milyon kişiyi geçmiş durumda. Aşıyla ilgili beklentiler her geçen gün biraz daha bozuluyor. Şimdi aşı bulundu. İki firma bunu geliştirdi. Yakın zaman içerisinde 50 milyon kişiye dağıtılacak. Sonra 1,5 milyar kişiye dağıtılacak. Bunlar hala sözde kalıyor. Ve aşı hala sonuca gitmiş falan değil. Aşı uzmanları bu konuyu tanımış falan da değil. Aşı bugün bulundu, yarın üretilecek, öbür gün dağıtılacak gibi bir hava yaratılıyor ama öyle bir hava yok arkadaşlar. Ve bu durum netleştikçe emin olun stres daha da fazla artacak. Avrupa Birliği bakın 750 milyar euroluk teşvik paketi açıkladı. Amerika teşvikleri geciktiriyor ama geciktirdikçe stres ortamı artmaya devam ediyor. Amerika'da 250 bin kişi ölmüş durumda koronaya bağlı olarak. Her gün, dünkü videomda küçük bir hata yapmışım, onu da düzelteyim. 150 milyon demişim. Hayır. Her gün 150 bin kişi Amerika'da koronaya yakalanıyor ve bunların binlerce
ülkesi hayatını kaybediyor. Amerika bu teşviği geciktirdiği sürece Biden yönetimi de büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalır. Bunu geciktirme imkan ve ihtimali yok. Bir an önce vatandaşına bu konuyla ilgili yeni teşvikler sunmak zorunda. Reel sektörüne destek olmak zorunda. Minimum 3 ile 5 trilyon dolarlık bir paranın tekrar piyasaya girmesi ve bu paranın büyük bir kısmının da tasarrufa yönelmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Alın size altının yükselmesi için çok önemli bir sebep. Avrupa ülkelerinde arka arkaya kısıtlama haberleri geliyor. En son Avusturya 3 hafta boyunca tam kapanmaya karar verdi. Geçen yılı birebir yaşamaya başladık. Avusturya ile kalacak mı bu iş? Göreceksiniz. Avusturya'dan sonra Almanya'da, Almanya'dan sonra Fransa'da, Fransa'dan sonra İtalya'da yine arka arkaya tam kapanmalar göreceğiz. Tam kapanmalar ekonomilerin iyiden iyiye küçülmesi, üretimin durma noktasına gelmesi, petrol fiyatlarının düşmesi, aynı zamanda da riskli alanlardan paranın kaçıp güvenli alanlara girmesi anlamına geliyor. Altına ve dolara yönelmesi anlamına geliyor uluslararası piyasalarda. Ya da gümüşe yönelmesi anlamına geliyor. Ya da değerli madenlere yönelmesi anlamına geliyor. Önümüzdeki günler riskten kaçışın, güvenli limanlara yönelişin yoğunlaştığı günler olarak karşımıza çıkacak. Altının onsu yükselecek. Türkiye'de ise Perşembe günkü karar ne olursa olsun 400 baz puan yükselse de dolar yükseliş eğilimini devam ettirecek. 400 baz yükselmese de dolar, euro, sterlin yükseliş eğilimini devam ettirecek. Biraz önce saydığım sebeplerden dolayı. Çünkü faizi yükselterek yurt dışından dolar kaynağı sağlamak çok kısıtlı olacak. Ve emin olun gerçek faiz lobisi bu kez devreye girecek. Bundan rahatlıkla emin olabilirsiniz. Çünkü her ay vampir gibi yeni faiz arttırımları isteyecekler. Ve o faiz arttırımı gelmez ise her ay kur üzerinde yeni baskılar oluşturmaya devam edecekler. Ta ki istediklerini alana kadar. İstedikleri nedir? Valla kimine göre %30 olur, kimine göre %50 olur. Venezuela'ya, Arjantin'e yaptıkları ortada. Dünya ekonomisi çok sıkıntılı bir sürece giderken Türkiye ekonomi yönetimi de büyük bir karar aşamasında. Ya faiz lobisine teslim olacak, gerçek anlamda faiz lobisine teslim olacak ya da Türkiye'nin gerçekleriyle yüzleşecek, kısa vadeli bedeller ödeyecek ve ciddi reformlar yapacak. Hukuk alanında, ekonomi alanında, siyaset alanında, her alanda önemli reformlar yapacak ve Türkiye'nin ayağa kalkması için kendisine yeni bir alan yaratacak. Perşembe günü Para Politikası Kurulu'nun vereceği faiz kararı bundan sonraki sürecin belirleyicisi olacak. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve beni hem Instagram'dan hem de Twitter'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlarım.